Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere derneğimizin başkanı Sayın Hacı Ali Bulut'u kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ankara Arapurlular Derneği olarak düzenlediğimiz etkinliğimize katılan, bize destek veren değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, bir yıldır yönetim kurulunda birlikte çalıştığım dostlarım ve derneğimizin üyesi olan yol arkadaşlarım, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu toplantının yapılmasında emek ve zaman harcayan değerli konuşmacılara, uygulamalı Arapçuluk canlandırması yapacak arkadaşlarıma ve salonu kullanmamıza izin veren Ankara Barosu yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu toplantıda bulunan herkesi ben Arapçuluk gönüllüsü diyorum. Hepimiz 3 yıldır şöyle veya böyle Arapçuluğun içindeyiz. Bu konuda toplumun öncüleriyiz ve bu tanımı hak ediyoruz. Sevgili Arapçuluk gönüllüleri, 29 Ocak 2015 tarihinde tam bir yıl önce arkadaşlarımla birlikte Ankara Arapçuluk Derneği'ni kurduk. Derneğimiz kuruluşundan bu yana kurumsal yapısını tamamladı. İnternet sayfamızı oluşturduk. Google'da Ankara Arapçuluk Derneği olarak girdiğinizde sizi çok güzel bir site karşılıyor. Logomuzu oluşturduk. Facebook sayfamızı oluşturduk. Ankara Arapçulukları ile derneğimizi buluşturduk. Dernek yöneticileri ve üye arkadaşlarımızla birlikte bir WhatsApp ortamı oluşturduk. Komisyonlarımızı kurduk. Sevgili arkadaşlar, Ankara Arapçuluk Derneği olarak kurumsal ziyaretlerimizi de yaptık. Çalışmalarımızın en önemli ayağını ise farkındalık yaratma çabalarımız oluşturdu. Önce yönetici arkadaşlarımla birlikte atölye çalışmalarında temas edeceğimiz grupları belirledik. Temaslarımızı yaptık. Enerji sektörünün, gıda sektörünün, sağlık sektörünün, yapı malzeme sektörünün pek çok kuruluşu ile farkındalık çalışmaları yaptık. Hiç Arapçuluğu duymamış insanların bizim sunularımızdan sonra tekrar bize dönerek başkalarını da bize yönlendirdiklerini gördük. Organize sanayi bölgesi temsilcileriyle temasa geçtik. İki büyük kuruluşumuzla işbirliği protokolü sunduk. Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Türkiye'nin özel hukuk uyuşmazlıklarında Arapçuluk uygulamaları geliştirilmesi projesinin paydaşı olduk. Projenin ürettiği etkinliklere destek verdik. Ankara Adliyesi içerisinde kurulan pilot mahkemelere ve Arapçuluk merkezini destekledik. Desteklemeye devam ediyoruz. Ankara Sanayi Odası'nda kurulan Arapçuluk merkezine destek veriyoruz. MESAM meslek birliklerinin Ankara'daki Arapçuluk uygulamalarına destek veriyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun dış paydaşıyız. Avrupa Birliği Bakanlığı'nın sivil toplumla diyalog toplantılarının muhatabıyız. Ulusal ajansla proje üretmekteyiz. Anadolu Ajansı'nın derneğimizden aldığı haberleri abonelerine duyurmaktadır. Ulusal basında ve yerel basında çıkan pek çok haberin kaynağı derneğimizdir. Derneğimiz adına Ankara Adliyesi'nde icra edilebilirlik şehri alınması için yapılan müracaatı izledik. Ve Ankara'da ilk icra edilebilirlik şehri alınma sürecine katkı verdik. Meslektaşlarımızın istediği her türlü bilgi ve dokümanı hemen kendilerine ulaştırdık. Derneğimiz üyesi arkadaşlarımızın yenileme eğitimlerini tamamlattırdık. Ankara Arapçuluklarının
ve avukatlarının yüksek nitelikte olacakları ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de bu nedenle zorunlu arabuluculuk konusunda sizleri en üst düzeyde bilgilendirecek olan 4 konuşmacı ile buluşturuyoruz. Dernek faaliyetlerimiz devam edecektir. Diğer faaliyetlerimizi internet ve Facebook sayfamızda takip edebilirsiniz. Sevgili meslektaşlarım, dernekler aynı zamanda fikri birliklerdir. Bu anlamda dernek olarak şu noktalarda fikri birlik içerisindeyiz. 1. Arabuluculuk yargısal bir mekanizmadır. Yargı sistemimizin içinde bu mekanizmaya ihtiyaç vardır. 2. Zorunlu arabuluculuğu destekliyoruz. 3. Hukukçulardan başka bir meslek grubunun bu mesleği yapma girişimine şiddetle karşıyız. 4. Arabuluculuk görüşmelerine taraflarla birlikte veya tarafları temsil eden avukatların katılmasını zorunlu görüyoruz. Zorunlu avukatlığı öneriyoruz. Arabuluculuk mutlu müvekkil çok müvekkil demektir. Hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Daire başkanımız çok çalışıyor. Biz de çok çalışıyoruz. Projeler üretiyoruz. Biz katılımcılığı önemsiyoruz. Sizin vereceğiniz her türlü bilgi ve projede de değerlendirilecektir. Programımız, derneğimizin üyesi olan arabulucu avukat Yonca Fatma Yücel. Ve derneğimiz yönetim kurulu üyesi olan arabulucu avukatlar Necdet Göğüstere, Pervin Yıldız, Ramazan Ölmez, Suat Kayıkçı, Mehmet Şirin Erdoğan'ın uygulamalı arabuluculuk canlandırmasıyla devam edecektir. Sözlerime son verirken bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Derneğimizin 1. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sizler için iş hukuku bağlamında bir uyuşmazlık yazdık ve bu canlandırmayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hemen konuya girmek istiyorum. Şimdi olayımızda işçi Ramazan Ölmez Bey, işveren Pervin Yıldız'ın şirketinde 10 yıldır çalışan bir işçi. Ve kendisi etrafta gayet muhteber olarak tanınan, iş arkadaşlarıyla da uyum içinde çalışan bir çalışan. İşveren Pervin Yıldız Hanım 25 yıldır babasından devraldığı fabrikayı 25 yıldır çalıştırmakta. Tekstil sektöründe çalışıyor ve camiada çok bilinen bir markanın ürünlerini üretiyor. İhtilafımız, işçi Ramazan Ölmez Bey'in İşveren Pervin Yıldız Hanım'ın iş yerinden haksız olarak işten atılmasından ötürü işe iade talebine ilişkin. Şimdi ben size karakterleri tanıtmak istiyorum. İşçi Sayın Ramazan Ülmez Bey. Bu arada karakterlerimiz kendi isimleriyle canlandırmada oynamaktalar. Avukatı Sayın Şirin Mehmet Şirin Erdoğan. Arabulucumuz Sayın Avukat Arabulucu Necdet Göğüşlere. İşverenimiz Sayın Pervin Öz Yıldız ve avukat arabulucu Suat Kayıkçı. Podyum sizin. Merhaba. Bu arabuluculuğun gizli ve herkesten bilmemesi gereken bir ortamda yapılması gerekiyor. İlk, yani arabuluculuk yaptım ama böyle bir seyircilerin önünde arabuluculuk yapmak ne kadar doğru bilmiyorum. Bir hatam olursa şimdiden kusura bakmayın. Ben arabulucu Necdet Göğüşleri. Burada uyuşmazlığı çözüm için toplanmış buluyordunuz. Avukatlarınız size bu konuda arabuluculuk süreci ve uygulamaları konusunda sonuçta elde edilecek ilan konusunda bilgiler vermiştir. Fakat ben kısaca size yeniden hatırlatmak istiyorum. Sizler her iki tarafta bu arabuluculuk sürecini baştan itibaren gönüllü olarak katılıyorsunuz.
İstediğiniz anda süreçten ayrılabilir, istediğiniz anda sonuçlandırabilirsiniz. Buradaki tüm taraflar eşit haklara sahiptir. Bu eşitsizliğin bir yerde tehlikeye düştüğünü gördüğünüzde lütfen beni de uyarın. Herkes burada eşit olarak bulunmaktadır. Bu arabuluculuk süresince gizlilik çok önemlidir. Burada çekim yapılamaz. Herhangi bir şekilde burada edilen beyan ve bilgiler başka bir yerde açıklanamaz. Bu söz konusu bilgilerin açıklanması halinde açıklanması da bir mahkeme, bir tahkim, bir idari makam tarafından da istenemez. Bu belgeler, beyanlar delil olarak ileri sürülse de bunlar hükme esas olamayacaklardır. Bununla birlikte tabii ki tahkimde veya mahkemede ileri sürebileceğiniz bir delili burada sürürseniz bile yani bunu gene de mahkemede kullanabilirsiniz. Keşif, bilirkişi veya tanık dinleme bir yargısal faaliyet olup hakim tarafından yapılabilir. Benim arabulucu olarak böyle bir görevim ve böyle bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Hukuki tavsiyelerde bulunamam tüm süreç boyunca. Bu tavsiyeleri kendi vekilleriniz tarafından yapılacaktır. Ben bir çözüm önerisi veya size bir öneriler kataloğu da geliştiremem. Bu çözüm önerilerini herkes kendisi bulacak, birlikte burada tartışacağız. Ancak sizin burada bir çözüm önerisi getirdiğinizi diğer tarafa da ben bunu iletmekle görevliyim. Ben sizde ayrı ayrı da görüşme yapabilirim, birlikte de. Bu iki tarafından kabulü halinde mümkün olacak. Bu arabuluculuk süresince hiçbir zaman bu süreler zaman aşımı veya hak düşürücü sürelerden sayılmayacaktır. Tabii ki burada bir sonuca varmaması halinde de tarafların mahkemeye gitme, dava yoluna gitme hakları saklıdır. Bunları son tutanağı da hep birlikte neler yazılacağına karar vereceğiz. Yürüteceğimiz bu süreçte tarafların birbirlerinin sözünü kesmeleri, söz veya hakaretle diğer tarafı övmeleri, tahkir etmeleri yasaktır. Söz verdiğim zaman herkes sırayla konuşacak. İleride tekrar söz söylemek isterse söz isteyebilir. Bu çözüm süresince her taraf kendi gereksinimlerine uygun olarak bir çözüm önerisi getirecek ve bunu birlikte ortaya koyacağız ve birlikte devam ettireceğiz. Bu kurallara uymanızı rica ediyorum ve uyacağınızı da bekliyorum. Şimdi isterseniz bana şirket imza sürgülerini, yetkililere dair vekaletnameler ve kimlik fotokopiniz lütfen. Bir vekaletnameleri almam gerekiyor. Aldım, kabul ediyorum. Tabii ki avukatlarla ben daha önce arabuluculuk ücret sözleşmemi yaptım. Bunu burada tekrar etmeme gerek yok. Bunu herkes de biliyor. Şimdi hangi taraf söz almak ister ilk başta? İlk kim konuşmak ister? Biz. Buyurun Mehmet Bey. Sizce bir mahsuru yoksa? Hayır. Buyurun konuşun. Öncelikle sayın arabulucumuz müvekkilim Ramazan Ölmez Bey'den arabuluculuk faaliyetine katılabileceğime ilişkin vekaletnameyi aldım ve bildiğiniz gibi dosyanıza sundum. Yine bir ilave bilgi daha aktarmak istiyorum. Ben yine müvekkilimle avukat olarak ayrıca ücret sözleşmemi de yaptım. Ama onun size sunulup sunulmaması çok önem arz etmiyor tabii. Ben avukat Mehmet Şirin Erdoğan. Bu süreçte Ramazan Ölmez Bey'in vekili olarak arabuluculuk sürecinde hazır bulunacağım ve Ramazan Ölmez Bey'i temsil edeceğim. Buyurun. Ramazan Bey, siz... Ben önce dava açmak için avukatıma gittim. Avukatım bir arabulucu ya gidelim mi, gitmek ister misin diye sordu. Ben de kabul ettim. Ben yaklaşık 10 yıldır aynı iş yerinde çalışan imalat şef yardımcısıyım. Şefim ve altımda çalışanlarla birlikte uzun zamandır uyum içinde çalışmaktayım. İşten atılmama sebep olan konuyu izninizle anlatmak istiyorum. Benim çalıştığım fabrika sektöründe önemli bir tekstil markası ürünleri üretmektedir.
olay günü imalat şefi söz konusu markanın kışlık kıyafetlerinin üretimine başlanacak olması sebebiyle depodaki 50 top kumaşın getirilmesini istemiştir. İmalat şef yardımcısı olmam sebebiyle imalat şefiyle birlikte bu depodaki kumaşlar benim sorumluluğumdadır. Bir önceki aya dair stok sayımında herhangi bir sorun olmadığı için gönül rahatlığıyla bu talimatı yerine getirmek için depoya indim. Fakat bu kumaşların depoda olmadığını gördüm. Konuyu şefime ilettiğim zaman kendisi bana bu hususun düpedüz hırsızlık olduğunu ve bu kumaşların bulunmasının sorumluluğunun benim üzerimde olduğunu söylemiştir. İşverenim imalat şefinin beyanına itibar ederek ihbar ve kıdem tazminatımı vermeden sorgusuz sualsiz beni kapı önüne koymuştur. Ben bu fabrikaya 10 sene boyunca namus ve şerefimle hizmet ettim. Bana hırsız diyemezsiniz. Hırsızlık benim için çok adi bir suçtur. Bazıları için olmayabilir. Canım ya bir dakika kardeşim anlatıyoruz. İşte lütfen masaya masaya uygun olmaz. Onun için ben hakkımı istiyorum kardeşim. Sayın arabulucu, ben müvekkilimin anlattıklarını bir özetlemek istiyorum. Bir de taleplerimizi açıkça yinelemek istiyorum. Biraz tabii ortam gerildi, gergin bir vaziyette çünkü haksız yere isnat edildiğini düşünüyor. İsnatların yersiz olduğunu düşünüyor. Buna ilişkin olarak müvekkilim bir defa işveren şirket tarafından kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden haksız surette işten atılmış olup aradan 20 gün geçmesine ve konuya ilişkin başvuru ve mağduriyetine rağmen yerine yeni bir eleman alındığı bahanesiyle eski işine iade edilmemiştir. Yine müvekkil evli ve 3 çocuklu olup ailesini geçindirmek durumundadır, zorundadır. İşinden atılmasından dolayı kendileri ailece ciddi mağduriyet yaşamışlardır, yaşamaktadırlar. Bu sebeple biz öncelikle müvekkilimin işe iadesini talep ediyoruz. Ve çalışmadığı sürelere ilişkin zararının karşılanmasını ilave olarak biraz önce atfedilen sözlerden dolayı da kötü niyet tazminatı talep ediyoruz. Peki, şimdi toparlayacak olursak, yani sakin olun lütfen, bu oturum devam edecek. İş yerinizde kendi kusurunuz olmadan kaybolan bir 50 top kumaştan dolayı işten haksız olarak çıkarıldığınızı, maddi manevi zarar gördüğünüzü ve haksız bir dükkanda bulundukları için çok üzüldüğünüzü ileri sürüyorsunuz. Aynen öyle. Bir de işveren ve işveren vekiline dinleyelim müsaade ederseniz. Onlar bu olay hakkında ne düşünüyorlar? Buyurun Suat Bey. Sayın arabulucu, müvekkilim kanun ve teamüllere uygun hareket etmektedir. Basiretli bir tacir olarak 50 top kumaşın bir gecede yok olmasına müsamaha gösteremez. Bunu da takdir etmeniz gerekir. Necdet Bey, ben 25 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren ünlü bir markanın sahibiyim. Biz bu markanın tasarımlarını kendi iş yerimizde üretiyoruz aynı zamanda. Takdir edersiniz ki bu kadar yoğun iş gücü arasında bütün işçilerimle tek tek ilgilenmem mümkün değil. Ama benim konuyla ilgili genel müdür yardımcılarım bana ilettiği husus şu, işçimizle ilgili olarak. Kendisi son zamanlarda işe geliş gidiş saatleriyle ilgili olarak disiplinsiz bir takım davranışlar içerisinde olduğunu söylediler. Ayrıca kendisinin çalıştığı imalat bölümünde bir iş veriminin düştüğü ve son olarak da aslında kendi sorumluluğunda olan 50 top kumaşın ortadan kaybolduğu ve işte bu şeylerin üretim aşamasında bulunamadığı açıklandı. Biz kıyafetlerimizi sezona yetiştirmek ve diğer firmalarla rekabet etmek zorundayız. Ayrıca biz ihracat işi de yapıyoruz. Bu 50 top kumaşın ortadan kaybolması nedeniyle kendi tedarikçimizden tedarik edemediğimiz bu kumaşları piyasa fiyatının 3 katı misline piyasadan aldık başka bir tedarikçiden ve dolayısıyla çok ciddi bir zarara uğradık. Şimdi hem sezona diğer firmalardan daha geç girdik hem de daha fazla bir maliyete neden oldu. Şimdi bu durumda Ramazan Bey'in davranışı ödüle mi layık? Tabii ki anlattığım nedenlerle Ramazan Bey'in iş akdine son verildi ve onun yerine yeni bir imalat şef yardımcısı alındı. Konuyla ilgili imalattan sorumlu genel müdür yardımcımdan daha detaylı bir inceleme yapmasını da ayrıca istedim ben. Efendim saygım. Size saygım sonsuz ama bir aile geçindiriyorum. Beni hiçbir zaman dinlemek istemediniz. Üstelik imalat şefiniz bana hırsız diyor. Bunu nasıl kabul edebilirim? Lütfen beni anlayın. Peki o zaman 50 top kumaşın hesabını kimden soracağız? Kim karşılayacak benim zararımı? Sözünüzü geri alın. Ben imalat şefime bütün gerçekleri anlattım. Size yalan söylüyor. Lütfen bana inanın. Ben masumum.
Aksi halde mahkemede görüşeceğiz. Çok pişman olacaksınız. Sayın arabulucu, sizinle özel olarak görüşmemiz mümkün müdür? Evet sayın arabulucu, biz de aynı şeyi istiyoruz. Aksinin kabulü gereksiz zaman kaybına neden olacak. Evet, anlıyorum sizi. Bu itilafın sizin için de önemli, farkındayım. Zamanı kaybetmemek için özel olarak görüşmek istiyoruz, evet. Çok doğru bir zamanlama. Lütfen müsaade.